9 Ekim 1998'de başını Amerika'nın çektiği uluslararası güçlerin bölgedeki işbirlikçileriyle birlikte Sayın Abdullah Öcalan şahsında aslında Kürtlere, onların özgürlük mücadelesine ve bir bütün ezilen halklara dönük onların bu özgürlük mücadelesini, demokrasi mücadelelerini tasfiye etmek, köleliği dağıtmak amacıyla bir komplo gerçekleştirildi. Uluslararası komplo bugün 27. yılına girmek üzere. Dünyanın 74 merkezinde 10 Ekim 2023 tarihinde Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa demokratik çözüm şiarıyla gerçekleştirilen kampanya bizim açımızdan da çok değerli, çok anlamlı bir kampanya. Çünkü geliştirilen komplo, dağıtılan kölelik bütün egemen güçlerin, uluslararası güçlerin birlikte gerçekleştirdiği bir komplo. Dolayısıyla bu komplonun boşa çıkarılması, bitirilmesi de ancak uluslararası çözüm, uluslararası demokrasi hamleleriyle, mücadeleleriyle mümkün. Biz de yaklaşık bir yılı dolmak üzere olan Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Kürt soruna demokratik çözüm kampanyasının bir parçası olarak Ahmet'te 13 Ekim'de bir özgürlük mitingi gerçekleştireceğiz. 12 Eylül'de Ahmet'te ve İstanbul'da eş zamanlı startını verdiğimiz bu miting aslında bu uluslararası demokrasi ve özgürlük güçlerinin birlikte geliştirdiği uluslararası çözüm ve özgürlük hamlesinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek. Ama miting gününe kadar da bir kampanya şeklinde bütün çalışmaları yürütülecek. Dolayısıyla uluslararası komplo ya da mutlak iletişimsizlik halini de şöyle değerlendiriyoruz. Bugün hem Kürt halkının verdiği mücadele, hem ezilenlerin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde elde ettiği kazanımların boyutuyla 26 yıl önce gerçekleştirilen uluslararası komplo boşa çıkarıldı. Bugün aynı güçler mutlak iletişimsizlik haliyle, mutlak tecritle aslında amaçlarına ulaşmak. Dolayısıyla Kürt halkı başta olmak üzere bütün ezilen halklara dağıttıkları kölelikte sonuç almak istiyorlar. Bu anlamda da bir yandan kapitalist modernitenin diyelim geliştirdiği saldırılar, bir yandan demokratik modernite güçlerinin gelişen mücadelesi bugün karşı karşıya. Bunun en somut örneği İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'ın içinde bulunduğu koşullardır. Bu anlamda hangi gücün kazanacağının belirleyeni de aslında Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüyle belirlenecektir. Demokratik modernite güçlerinin kazanması, başta Kürtler olmak üzere bütün halkların varlıklarını korumaları, özgürlüklerini geliştirmeleri açısından bu mutlak iletişimsizlik halinin, mutlak tecrit halinin kesinlikle kırılması gerekiyor. Biz de bu yaklaşık bir aylık kampanya, yani miting çalışmalarında mitingin buna vesile olması için mitingde bütün özgürlük isteyenlerin, demokrasi isteyenlerin, hak talebinde bulunanların bir araya gelmesi ve bu mutlak tecrit halinin kırılmasına vesile olması amacıyla elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Uluslararası çözüm ve özgürlük kampanyasının bir parçası olarak komploya karşı direniyoruz, özgürlük için Ahmet'te buluşuyoruz şiarıyla 13 Ekim'de Ahmet'te istasyon meydanında özgürlük isteyen bütün kesimlerle, özellikle Kürt halkıyla buluşuyoruz. Bu 13
Ekim'de gerçekleştireceğimiz miting aslında bizim bu kampanyanın bir parçası olarak bir ay boyunca yapacağımız çalışmaların finali niteliğindedir. Bu yönüyle de bizler açısından çok önemlidir. Bizim bir ay boyunca yürüteceğimiz çalışmalara bağlıdır bu mitingin başarısı. Başarmak için yoğunlaşmak ve ciddi kararlar almak gerekiyor. Kendi yapılarımızla, kurumlarımızla, demokratik kurumlarla aldığımız ve bu çalışmaları tartıştığımız toplantılarda aslında hem kendi örgütsel yapımızın, halkımızın hem de bütün demokratik kurumların bu noktada çok kararlı olduğunu gördük. Bütün il ilçelerimizde bu çalışmayı yürütecek koordinasyonlar oluşturulacak ve bu koordinasyonlar üzerinden gidilmemiş köy, gidilmemiş ev, mahalle bırakılmayacak. Biz 13 Ekim'de Ahmet'te tıpkı Ahmet Nevruzlarında yaşandığı gibi bütün Kürdistan'dan ve Türkiye'den akın akın insanların geleceğine, Ahmet halkının da bu mitinge büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla akacağına inanıyoruz. Dolayısıyla başta Kürt halkı olmak üzere bütün özgürlük ve demokrasi isteyen kesimleri, güçleri, yapıları, ezilenleri, halkları, kadınları, gençleri 13 Ekim'de istasyon meydanında özgürlük mitingimizde buluşmaya davet ediyoruz.